İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde Sinan Ateş'in eşiyle görüşmesi bekleniyor. Detayları Duygu Ayaz Bayram'dan öğreneceğiz CNN Türk muhabiri. Duygu, kolaylıklar sendeyiz. Evet arkadaşlarım Duygu'ya bağlanmaya çalışıyorlar. Önemli bir gelişme efendim. İletişim kaynaklarından aldığımız bilgilere göre, İletişim Başkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde Sinan Ateş'in eşiyle görüşmesi bekleniyor. O görüşmeye dair detayları öğreneceğiz. Duygu Ayaz Bayram hattımızda. Duygu sendeyiz. Meltem Aktaral'ın detayları İletişim Başkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki birkaç gün içinde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le bir görüşme yapacağı bilgisini paylaştı. Tabii hatırlatmakta da fayda var aslında. Özellikle Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yürütülen soruşturmada 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edilmişti ve 22 sanığın yargılamasına da 1 Temmuz'da başlanacak devam eden bir yargı süreci var. Son olarak şunu da söyleyelim. Öldürülen eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi'nde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de bir görüşme gerçekleştirdi bugün. Bunu da söyleyelim. CHP yönetimine teşekkürlerini iletti. Yine edinilen bilgilere göre de Sinan'ın dost bildikleri düşman, düşman bildikleri de dost oldu ifadesini kullanmıştı. Sürece de değinecek olursak, aslında Sinan Ateş'le ilgili süreçten bahsedecek olursak, dediğiniz gibi 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz'da başlanacak. Yani 22 sanık 1 Temmuz'da yargılama sürecine başlanacak. Bunun yanı sıra da tasarlayarak adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, suça azmettirme ve suça yardım etme suçlarından yargılanacak bu 22 sanık. Aynı zamanda dediğimiz gibi uzun süren bir aslında dava süreci olmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 22 sanık hakkında bir iddianame hazırlanmıştı. Yaklaşık 145 sayfalık bir iddianameydi bu ve hazırlanan iddianamede geçtiğimiz günlerde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Bunun yanı sıra da gözler artık yargılama sürecine çevrilmişken 22 sanığın yargılanmasına da 1 Temmuz'da başlanacak. Bunun tarihi de belirlendi ve 22 sanık içinde tasarlayarak öldürme, adam öldürme, öldürmeye teşebbüs ve suça azmettirme ve suça yardım etme suçlarından bu 22 sanık yargılanacak. Aynı zamanda bugün sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme ileriki tarihlerde değil, aynı dediğimiz gibi muhalefet partisi lideri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede bugün öğlen saatlerinde gerçekleşmişti. Yaklaşık bir saat süren bir görüşmeydi. Ardından Sinan Ateş kısa bir açıklama yapmıştı ve özellikle eşinin öldürülmesine sebep olanların yargılanma sürecini vurgu yapmıştı bir kez daha ve iletişim başkanlığı kaynaklarından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki birkaç gün içinde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le bir görüşme yapacak bilgisi paylaşıldı. Bu görüşme önümüzdeki günlerde belli olacak. Yani günü, tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak ama kuvvetle muhtemel bu hafta içerisinde olması da öngörülüyor. Bu görüşmenin dediğimiz gibi öğlen saatlerinde de CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirmişti Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş. Aynı zamanda da sürece de vurgu yaparsak Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yürütülen soruşturmada 22 sanık hakkında hazırlanan iddianamede
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi ve 22 sanığın yargılamasına da 1 Temmuz'da başlanacak. Önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek. Peki, çok teşekkür ediyoruz Duygu Ayaz Bayram'a. Ayrıntıları dinledik. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz var. Siyasal iletişimci Ferhat Murat bizimle birlikte. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Sinan Ateş'in eşiyle görüşmesi bekleniyor. Şimdi hemen ilk yorumlarınızı alalım sizden. Ferhat Bey, duyabiliyor musunuz beni? Evet, şimdi duymaya başladım. Buyurun. Tekrar alabilir miyim sorunuzu? Önemli bir gelişme, son dakika gelişmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşmesi bilgisi haber merkezimize ulaştı. Görüşecek olması bilgisi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir araya gelecekler. Bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir görüşme sağlamıştı. Birkaç gün sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor Sinan Ateş'in eşiyle. Hemen gelişmeye dair yorumlarınızı alalım. Tabii Sinan Ateş cinayeti konusu şu anda hukukta ve mahkeme süreci devam ediyor. Tabii eşinin de bu mahkeme sürecine dair ve bunun dışında farklı konulara dair basında açıklamaları olmuştu, hatırlıyorsunuz. Ve kendisinin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve diğer genel başkanlarla görüşme talepleri de söz konusuydu. Görüntü itibariyle bu talebi karşılık bulmuş gibi gözüküyor. Kendisini birebir de dinleyip belki daha özel konular noktasında da bilgilendirme yapması sağlanmış olacak ve ekstra olarak konuyla alakalı atılması gereken bir adım varsa veya daha ince, daha titiz bakılması gereken bir nokta varsa bu değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir özelliği var Meltem Hanım. Hani Türkiye'de olan bitenle ilgili çok hassasiyetli bir şekilde süreci yürütüyor. Belki muhalefet kesimi bazı noktalarda bunun böyle olmadığını göstermeye çalışsa da aslında şu anda yaşadığımız örnek, sizin verdiğiniz bilgi bunun tam anlamıyla da böyle olmadığını gösteriyor ve konulara duyarlı olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı'yla da Ayşe Ateş'in görüşme yapacağını öğrenmiş oluyoruz. Tabii detayları görüşmeden sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ama şu an itibariyle kısaca bunları söyleyebiliriz. Atılması gereken adımlara dikkat çektiniz Ferhat Bey. Nedir o adımlar? Soruşturmaya dair mi? Soruşturmaya dair, savcılığın hazırladığı iddianameye dair benim takip ettiğim kadarıyla bazı eksikliklerin olduğunu Sinan Ateş cephesi ifade ediyor. Belki önümüzdeki süreçte iddianameye yönelik farklı cepheden, özellikle Sinan Ateş'in cephesinden avukatların müdahil olma talepleri de olacaktır. Bu konuda detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır diye düşünüyorum ama tabii şu konuda farklı şekilde anlaşılmasın. Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip bu ziyareti yapması hukukun değerlendirmesini farklı bir noktaya çekecektir gibi bir algı oluşmasın. Sadece bu noktada özellikle İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı ve Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarda bir eksiklik olup olmadığı talebi de değerlendirilecektir, dinlenecektir ve bu noktada da eğer bir eksik varsa da o eksiğin tamamlanması üzerine bir yol haritası belirlenecektir. Ama ikili görüşmede tabii detaylarını bilmiyoruz. Farklı bir talep. Özellikle Ayşe Ateş'in geçtiğimiz programlarda belirttiği korunma talebi zaten İçişleri Bakanlığı'nın kendisine yaptığı görevlendirme ile, kendisini korumakla görevlendirdiği iki polis koruma memuruyla gerçekleşmişti. Farklı talepleri de varsa, farklı noktalar da varsa mutlaka iletilecektir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Siyasal iletişimci Ferhat Murat bizimle birlikteydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşmesine dair bilgileri bize aktardı. Geçtiğimiz saatlerde CHP lideri Özgür Özel'le görüşmüştü Ayşe Ateş. İlerleyen günlerde bu görüşme de bekleniyor.